Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda arkadaşlar biraz genel durum ağırlıklı olsun istedim. Kuşlarımızın genel durumuyla alakalı sizlere de merak ettiği hususlar olabilir. Durumlar arkadaşlar, bu gelişmeleri sizlerle paylaşacağım birazdan. Öncelikle bu silindir kafesteki yeni getirdiğimiz dişiyle alakalı bilgiler vermek istiyorum. Arkadaşlar bugün itibariyle mantar tedavimize başladık. Yani ikinci aşamamıza geçtik. Antibiyotik kullanımını tamamladık 5 gün süreyle. Şimdi arkadaşlar ara vermeden mantar tedavisine başladık. Yani mantar temizliği yapmak istiyoruz kuşumuzla. Dışkısı normal. Hareketlerinde, keyfinde veya canlılığında herhangi bir problem yok. Şu aşamada gayet güzel yemini yiyor. Yani yem tüketimi gayet iyi. Alt temizliği ile alakalı arkadaşlar çok küçük bazı yani durumlar var. Yani onları temizleme aşamasındayız. Yani o alt ıslaklığı ile alakalı kuşumuzun geldiğinde de vardı zaten biliyorsunuz. 5 gündür vermiş olduğumuz antibiyotik tabi kuşumuzu belli bir yere kadar getirdi açıkçası. Bugünden itibaren de mantar ile alakalı yani kursak mantar olabilir. Yani vücudunda başka türlü bakteri enfeksiyon olabilir. Onlar da temizliğiyle alakalı arkadaşlar. Önleme amacı tabii biz yani kuşumuz hasta diye vermiyoruz bunları. Dışarıdan gelen bir kuşu önleme amaçlı temizliğini yapma adına, iç temizliğini yapma adına ikinci aşamamız olan mantar tedavisine başladık. Tabii ne verdik arkadaşlar? Biliyorsunuz mikostatin kullanıyoruz mantar ilacı olarak. İnsan ilacıdır. Beşeri bir ilaçtır. Eczanelerde satılır. Terbilsiz de aynı şekilde arkadaşlar. Bunları uygun dozlarda suyla karıştırıp fazlasını yani günlük hazırlamak biraz zor olur tabii. Bunların ölçüleri biraz dozları biraz farklı. Biraz yani kullanacağı kadar fazla hazırlayıp artanını arkadaşlar buzdolabında 4 derece sıcaklıkta saklayabiliyoruz. Ben açıkçası 5 günlük tek kuş için 5 günlük hazırladım. Şu an birinci yani şurada gördüğünüz arkadaşlar şu sulukta gördüğünüz şu an yani renginden de anlayacağınız üzere mikostatin ve terbisil karışımı. Ben 5 günlük hazırladım. Fazlasını buzdolabına koydum. Oradan alıp arkadaşlar günlük sularını tazeliyoruz. Yani kuşlarımızın normalde de günlük sularını tazelememiz gerekiyor. Özellikle bu tarz ilaç kullandığımız günlerde bu konuya daha çok hassas davranmamız gerekiyor. Özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar kuşlar şöyle yani içerisinde o su 24 saatten fazla kaldığı zaman artık bakteri tam tersi etki etmeye başlar. İçindeki ilaç bayatlar arkadaşlar. 24 saat gerçekten çok uzun bir süre. Bayatlayacağı için de biz onu günlük tazeleyeceğiz. İçerisinde bakteri vesaire daha kötü şeyler oluşmasın. Çünkü içine dışkı yapabilir, içerisinde pislik karışmış olabilir, ilacı bayatlayabilir, verdiğimiz vitaminler bayatlayabilir. Dolayısıyla ne yapmamız lazım arkadaşlar? Günlük sularını tazelememiz lazım. Şimdi arka tarafta gördüğünüz, şimdi sıra sıra gidiyoruz kuşlarımızla. Arka tarafta gördüğünüz arkadaşlar yeşil dişimizi normalde eşiyle bugün buluşturma günümüzdü. 15. gün bugün doldu arkadaşlar. Fakat kuşumuzda önceden söylediğim gibi bir tüy durumu var. Yani kuşumuz şu an tüyde. İsterseniz ben kamerayı şöyle biraz müsaadenizle yaklaştırayım biraz daha. Evet. Kuşumuz şu an tüyde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kuyruk tüyleri falan da döküldü. Arada sırada bu kuş bu şekilde çok yoğun ağır tüye giriyor. Yani yazında eski videolarımı izleyen arkadaş kaldı mı gerçi bilmiyorum ama yazında arkadaşlar o kuşumuzda böyle benzer bir tüy değişimi olmuştu. Kuyruk ve kanat tüylerine kadar dökülmüştü fakat daha sonra çok daha güzel temiz tüyleri gelmişti. Bayağı bir yenilenmişti. Hem kilo da almıştı arkadaşlar kuşumuz. Şimdi yine onda. Ben de bu durumdaki bir kuşu arkadaşlar açıkçası yani eşiyle birleştirmek doğru değil. Yani ben de onu yapmak istemedim açıkçası. Biraz daha sabredip arkadaşlar. Belki bir hafta daha sabredip sizlerin de yani sizler de birazcık hani meraklandıracağız ama bir hafta daha yaklaşık olarak kuşumuz kendini toparlayana kadar çok hafif bir halsizliği var ama nefesinde ve günlük hayatında çok fazla bir durgunluk yok. Azıcık bir keyifsizlik var. O da tabii tüy değişimi dolayı halsizlik olabilir. Normaldir. Çünkü kuşlar tüy değiştirirken arkadaşlar gerçekten çok büyük efor sarf ediyorlar. Çok büyük yani o tüyü tekrardan yerine koyana kadar
çok büyük çaba sarf ediyor vücudu. Vücudunda yani fonksiyonları, yani öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla biraz daha sabredeceğiz arkadaşlar. Durum vaziyet öyle. Şimdi kameramızı biraz daha yukarı kaldıralım ve sıra sıra kafeslerimize gidelim. Ben birazdan sizlerle yeniden dönüş yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kafes kafes ilerlediğimizi söylemiştim. Şimdi Peynir'e Deniz'in olduğu kafese geldik arkadaşlar. Bu kafesimizde dişimiz her iki erkeğimizle de çok iyi anlaşıyor. Yani anlaşma, yani çiftleşme veya üretim amaçlı değil arkadaşlar. Oyun amacı. Daha zaten kuşumuz çok yavru daha zaten. İki aylık bir kuş. İkisi de kavga etmeden çok güzel geçiniyor. Ve onlarla oyun oynamak istiyor aslında. Peynir'le Deniz'le damızlık altı kuş oldukları için artık aslında yani onlar ona kur yapmaya çalışıyorlar. Fakat tabii dişimiz bunu oyun olarak algılıyor. Ve ikisi de arkadaşlar gayet mutlu mesut geçiniyorlar. Dolayısıyla yapacağımız, bu bir haftaya kadar yapacağımız değişikliklerin bir parçası da o kafes zaten, biliyorsunuz. O kafeste biz Peynir'i tutmayı düşünüyoruz sadece. Çünkü alışık olduğu kafeste bırakmak istiyorum kuşu. Erkek kuşu çok fazla. Arkadaşlar kafes değişikliği yapmak doğru değil. Değiştirecekse bir şeyler yer değiştirmeli. Benim düşünceme ve tecrübeme göre. Dolayısıyla Peynir'i o kafese tutmak istiyorum. İlerleyen dönemde Deniz'le yanındaki dişiyi bir alt kafese alacağım arkadaşlar. Planımız tabii Peynir'i annesiyle eş yapmaktı. Ama yani aklıma yeni aldığımız dişiyi de gelmiyor değil. Özellikle Deniz'le mesela arkadaşlar. İlerik olarak birbirlerine çok uyumlular. Renkler de mesela, renk tonları, üzerindeki desenlerin arkadaşlar şekli çok uyumlular. Çok uyumlu bir takım olabilir. Aklımdan bu tarz fikirlere geçmiyor değil. Fakat tabii ilk aşamada Kral'la deneyeceğiz yeni aldığımız dişiyi. Yeni aldığımız ise çok böyle yani yaşı ay olarak fazla olan bir kuş değil arkadaşlar. Yani kuşumuz en fazla 6-7 aylık bir kuş. Ama sabretmeye değecek bir durumdayız yani şu an onunla alakalı. Zaten bir en kötü eşi atana kadar bir 15-20 gün daha geçer tahminimce. Çünkü Kral'ı eşinden ayırıp da o sakinliğine kavuşturuncaya kadar bir hafta da öyle geçecek. Zaten kuşumuzla alakalı 11 günlük daha, yani 10 günlük daha bir tedavi sürecimiz var. Bakım sürecimiz var. Dediğim gibi 2-3 haftaya kadar yeni aldığımız dişi eşlemiş oluruz. En fazla 1 aya kadar. O şekilde devam eder. Peynir gördüğünüz gibi çok ilgi gösteriyor yeni dişiye. Rainbow dişiye. O da ona güzel karşılıklar veriyor. Aslında oyun amacıyla. Arkadaşlar ben ikisini de beslediğini gördüm. Yani Deniz'de, Peynir'de aslında kuşla eş olmak istiyorlar. İkisini de beslediğini gördüm. Bakın gördüğünüz gibi birbirlerine inanılmaz kıskanıyorlar. Peynir mesela kıskandığı zaman arkadaşlar kanatlarını çok sert çırpıyor. Deniz de direkt kafa göz dalıyor yani o derece kıskandığı zaman. Şu an paylaşılamayan kuş durumunda yeni aldığımız Rainbow. İnşallah bakalım arkadaşlar. Gelecek üzerine gösterecek. Yani onunla alakalı çok güzel düşüncelerimiz var. Böyle çok güzel silik böyle gri kanatlı kuşlar yavrularımız olabilir. Bunları da tekrardan arkadaşlar ayırıp ileride güzel damızlık olarak kendimize ayırma durumumuz olabilir. Bunlar da gelecek planlarımız içerisinde. Kanalımızı güzel takip ederseniz nereden ne safhaya gelmişiz, kendimizi nasıl geliştirmişiz, kafeslerimizi, kuşlarımızı ne seviyeye getirmişiz arkadaşlar. Yani geçen sene bu zamanlarda izlediğiniz videolarımda çok fazla kuş değiştiğini görürsünüz. Artık yavaş yavaş kadro oturuyor, sistem oturuyor. Ne yapmamız gerektiğini, elimizdeki kuşlara ne yapmamız gerektiğini artık çok daha iyi biliyoruz. Dolayısıyla işimizi şansa bırakmadan düzenli, planlı arkadaşlar bir şekilde ilerleyeceğiz. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar arkadaşlar harfiyen yapmayı planlıyorum. Şimdi isterseniz bir üst kafese geçelim. Vakit kaybetmeden bir de o kafesimize bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi burada da şöyle, pardon, kameramız hakikaten oynadı. Burada da arkadaşlar erkeğimiz iyiden iyi artık ciğer rengini görüyorsunuz. Seçebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok koyu laciverte geldi. Gerçekten çok güzel kızdırdığımı düşünüyorum kuşu. Bu iki hafta süre içerisinde. Tellere, suluğa, yuvanın içinde arkadaşlar mamalı ağaç, bütün her tarafa şu an kur yapıyor. Gaga taşına olsun. Çok güzel kur yapıyor. İstediğim seviyeye %80-90 geldi. Fakat dediğimiz gibi bunun eşi arkadaşlar şu an ağır tüylü olduğu için
birleştirmeyi düşünmüyorum. Böyle bir şey yapmam. Yapmak da doğru değil. Çünkü verdiğiniz 15 günlük emek boşa gidebilir. Kuş şu an halsiz. Bu riske girmeye gerek yok. Yani tüydeki bir kuşu eşe atıp ondan verim beklemek, çiftleşmesini beklemek doğru değil. O yüzden bu 2 haftayı çöpe atmama adına ne yapmamız lazım? Biraz daha sabretmemiz lazım. Eşi tam istediğimiz düzeye geldiği zaman arkadaşlar ne yapacağız? Onları da birleştireceğiz. Şimdi büyük kafeste biliyorsunuz albinoydu arkadaşlar. Kral var. Artık şuradan elimle devam edeceğim. Şöyle arkadaşlar kaldırayım. Müsaadenizle. Evet. Bu kafesimizde de arkadaşlar şu an bugün ilk yumurtanın 18. günü. Bugün olmasa bile yarın yumurtanın birinin çıkmasını artık bekliyoruz. Bu da bu durumdayız arkadaşlar. Yani anne dişi şu an albino kesinlikle yuvadan ayrılmıyor. Çok nadiren dışarı çıkıyor. Yani dışkısını yapıp tekrar geri giriyor içeri. Zaten çıkmasına da kral müsaade etmiyor bu dönemlerde. Ben artık kuşlarımı öğrendim. Yani gününün çok büyük bir kısmını yuvada geçiriyor. Halk prenses ve kral da onu besleme adına fazlasıyla yardımcı oluyor. Arkadaşlar kafes kafes anlatmaya çalıştım kuşlarımın durumunu. Hepsini tek tek arkadaşlar bahsettim, sizlerle paylaştım. İnşallah güzel gelişmelerle bir sonraki videoda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hepinize bol, bereketli, sağlıklı üretimler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.